Herkese iyi akşamlar değerli Türkmen TV izleyenleri. Bilen Kazanır programının yepyeni bir serisiyle karşınızdayız. Efendim bugün nerede miyiz? Bugün Türkmen semtimiz olan Kerkük'ümüzün güzel semtlerinden Kore semtinde bulunan Sultan Mehmet Fatih Camisi'ndeyiz. Bugün sorularımızı buradan soracağız. Bakalım yanıtlar ne şekilde olacak? O zaman bizlerden ayrılmayın. Bakalım hep beraber görelim bugünkü abilerimiz sorularımıza ne şekilde cevap verecekler. Evet değerli izleyenler, işte güzel camimizin içerisine girdik şimdi. Güzel arkadaşlarımızla bir sohbet halinde olalım ve onlara sorularımızı soralım. Bakalım ne şekilde cevap verecekler. Ebeler mevvelden selamun aleyküm. İnşallah Ramazanımız hayırlı olur. Ve duavuz ve oruzuz kabul olur inşallah. Güzel sorularımız var inşallah. Onlar bildiğimiz zaman da kervan şirketimizden güzel hediyelerimiz var sizlere. Ege müsaadeniz var ise başlayalım. Birinci sorudan başlayalım o zaman değerli ebelerim. Birinci sorumuzdur. Kim birinci ilk genciydi İslam oldu? Birinci genciydi, İslam oldu. Buyurun. Tamamdır, buyurun. Aleykümselam. Ramazan olsun inşallah. Sağ olasın, neredesin? Saniye bir dakika sizleri. Rafat Davut. Sağ olasın, mumlam. Ramazan'ı da kutlarım inşallah. Ana bana bak ya, Ramazan olsun, zarıza. Sağ olasın. Sorumuz dedi, ilk genç İslam oldu kimiydi? İmam Ali radıyallahu anh. Sağ olasın, mumlum tabi, sağ olasın. Mumlum tabi, sağ olasın. Sizlerden ve Kervan şirketimizden güzel bir hediyemiz var sizlere. Ederek. Sağ olasın. Sağ olun. Vel de geldi abilerim. O zaman geçelim o bir sorumuza. O bir sorumuz dedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir şairi var idi. O şairi kim idi? Buyurun. Selamun aleyküm. Selamun rahmetullah. Hayatım abi. Muhammed Necaroğlu. Hayatım. Ramazan'ı da kutlara morcu dua'u kabul ol inşallah. Ya Rabbi hayatım. Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şairi. Resulullah. Evet hayatım. Gözümle abi. İnşallah daha böyle güzel yerde bu güzel cemaate vücudunuzu ispat edersin inşallah. Gözümle abi hayatım. Sağ olun. Hoş geldin. Sizlerden ve Kervan şirketinden güzel bir hediyemiz var sizlere. Çok teşekkür ederim sizlere, buyurun. Evet sayın seyirciler, işte biz de kaldığımız yerden devam ediyoruz güzel sorularımıza. Abilerim geldik 3. sorumuza. 3. sorumuz nedir? Mekke'nin fethi ha zamanıydı. Buyurun. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldiniz, safa geldiniz. Allah razı olsun. Var. Ben yemildik sizleri. Ben Mullah Yunus Köprü'dü. Allah razı olsun. Var. Ramazan'ı da kutlarım. Orucu ve duavu kabul ol inşallah. Bütün İslam ümmetini ve özellikle Irak halkını, özellikle Kerkük milletini ve Türkmen milletini tebrik ederek bu Ramazani Şerif ayına ve dileriz inşallah bütün Müslümanların inşallah namazları, oruçları, ibadetleri, kıyamları kabul olsun inşallah. Allah Rabbi inşallah. Sorumuz dedi Mekke'nin fethi zamanıydı? Bildiğimce inşallah 8 Hicri. Ha, 8. Ramazan neçesiydi bizsiz? Ramazanın doğrusu bildim. Vallahi o hatırıma gelmiyor. O da Ramazanın 20'siydi. Doğru 20'sinde. Bugün kimin? Bugün kimin? Allah razı olsun. Var mı? İnşallah böyle güzel günlerde görelim sizler. Bu güzel cemaate vücudunuzu ispat edersin inşallah. Allah razı olsun. Hoş geldik siz. Safa geldik siz. Memnun olduk. Gelme ağızdan. Var olas başım üzerine, gözüm üzerine. Var olsun. Güzel bir hediyemiz var sizlere. Kervan şirketimizden. Buyurun. Çok sağ olun. Sağ olasın, var olasınız. Düşman el uydusuna şükranlarımızı iletiyorum. Aynı vakitte Kervan şirketinden de çok memnunum. Var olasın, sağ olasın. Hoş geldiniz, safa geldiniz. Çok, çok sağ olun.
Evet sayın seyirciler, işte güzel camimizde, Sultan Mehmet Fatih camimizde güzel sorularımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Haberlerim geldik o bir sorumuza. O bir sorumuz da diri elbette Kur'an-ı Kerim'de güzel sura isimlerimiz var bizim. Bir isim var suralardan, Kavkab adına adı. Bir Kavkab'ın adına adı. Buyurun hayatım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nebil Velid. Hayatım. İnşallah Ramazan'ın kutlu olsun ve orzu da kabul olun inşallah. Amin ezayi. Hafsa Müslümanla beraber. İnşallah. Sorumuz dedi Kur'an-ı Kerim'de bulunan suralarımızın bir sura Kavkab adındadır. Suratul Kamer. Çok memnun oldum. İnşallah sana güzel zahmeti göremez. İnşallah çok memnun oldum. Sual sağ olun var olun. Senden Kervan şirketimizden güzel bir hediyemiz var sana, buyurun. Teşekkür ederim programımıza katıldık. Çok memnun oldum. Var olun, sağ olun. Teşekkür ederim. Evet sayın seyirciler, işte biz kaldığımız yerden devam ediyoruz güzel sorularımıza. Haberlerim geçen o zaman o bir sorumuza. O bir sorumuz da diri, ay bir kişi için ikiye bölündü. Ay bir insan için ikiye bölündü. Buyurun. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sağ ol, asvar ve asas. Ben Mühendis Abdullah'ım. Ahlan ve sehlen, sağ ol, asvar ve asas. Amin ecmaîn, siz üçüyle beraber Allah taatımız taatınızı kabul etsin ya Rabbi. Bütün düşman elinden Allah razı olsun ya Rabbi. Bu güzel faaliyetler yapar bizim için. Kervan şirketinden de memnun olduk. İnşallah. İnşallah. Zaten biz her programını direkte ve söylemekte bulunmaktayız da bizim amacımız inşallah bu programdan biz hem ögören ağın hem de ögüre dağın. Amin ecmaîn inşallah. Allah'ın havlu kuvvetini. Sorumuz dedi ay bir insan için ikiye bölündü. Kimiydi o? O da Efendimiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ha, o ay öz itibarında ve Kur'an-ı Kerim'de diri iktarabat-ı sa'atı ve inşakkal kamar. İnşakkal kamar öz itibarında. Tabii ki de sizlere Kervan şirketinden güzel bir hediyemiz var sizlere. Buyurun. Programımıza da katıldığı için teşekkür ederim sizlerden. Orlas, memnunum sizden, o bütün Türkman elinden, o bütün Kervan şirketinden bütün Ramazanınızı Allah subhanahu wa ta'ala kabul etsin ya Rabbi. Evet. Çok teşekkür ederim sizlerden, çok sağ olun. Abilerim geçen o zaman o bir sorumuza. O bir sorumuz da diri, Surat Fatiha'nın başka isimleri de var. Nelerdi? Surat Fatiha'nın başka isimleri de var. Buyurun. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. Elhamdülillah. Sağ olasın. Ben Kerim Hacı Said Kıyacı. Askeri emekliyim. Ha. Ben kutlarım inşallah orucu ve dua kabul olun inşallah. Allah subhanahu ve taala Kur'an'da buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad ataynake seb'en minel mesani vel Kur'anel azim. Bu da aynen Suratul Fatiha'ya yakın. Tebrik ederim seni. İnşallah böyle güzel günlerde görürüm seni. Ya Rabbi inşallah bu zahmete böyle ucuzunu ispat edersiniz. Biz de memnunuz size buraya gelmemize. Ve her il bunu tekrar etsiz. Allah subhanahu ve teala yanında büyük bir ecir kazanırsınız. Çünkü biz Müslümanlık Türk'ük. Evvela Müslüman sonradan Türk'ük. Ve gerek kim İslam'ı neşredeğin hatta Allah bizi muvaffak etsin. Kalbimizdekini versin bize. Ve her vakit Allah'a tevekkül olmuşuz. Ve teşekkür ederek gelmek üzere. Teşekkür ederek abim inşallah. Ya Rabbi böyle vücudumuzla biz ispatımızı gerçekleştiririk inşallah. Çok teşekkür ederek senden ve Kervan şirketinden güzel bir hediyemiz var sana. Buyurun. Teşekkür ederim programa katıldık. Allah sizden razı olsun. Gelmek üzere. Çok teşekkür ederek. Ve inşallah ahiretimizde de yeriniz cenneti Allah'ın izniyle. Madem İslam'a hizmet etsiniz, Allah sizinle de. Çok memnunum. Abim çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Eyvallah. Eyvallah. Evet değerli izleyenler, işte biz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Haberlerim o zaman geçen o bir sorumuza. O bir sorumuz da diri. Oruç insanın üzerine ha zaman farz olundu. Oruç ha zaman farz olundu. Oruç olmak ha zaman farz olundu. Buyurun. Selamünaleyküm.
Aleyküm selam. Hayat. Tanıyabilir sizleri. Ben Hatip Düşmanoğlu. Çok memnun oldum. Sultan Mehmet Fatih'in burası da baskılı. Ne güzel, ne güzel. Ramazan'ı da kutlarım inşallah. Orucu da av kabul ol inşallah. Olsun. Tüm İslam aleminin özelliğine düşmanların. İnşallah. Ramazanlar hayır mübarek olsun. Yani. İnşallah. Sorumuz dedi, İslamlar üzerine oruç ha zaman farz olun? Farz oldu tahmin 2. hicreden sonra. Doğrudur, 2. hicreden sonra. 2. hicreden sonra farz oldu. Yani. Sağ olasın. Bu Kervan şirketinden güzel bir hediyemiz var sana. Buyurun. Teşekkür ederim programa katıldığı için. Sen geldi Ozan camimize. Özellikle Kervan Şeker Etten çok memnunum. Sonra sizi televizyonunuzdan Allah razı olsun. Hakikaten bu vacibe kalksız. Allah'ın uzun uzun yetiştirdiği içindeki çalışanları hapse teşer teşer selamız. Eyvallah olaş inşallah. Çok memnunum sizlerden. Çok sağ olun. Haberlerim o zaman geçelim o bir sorumuza. O bir sorumuz da diri Kur'an-ı Kerim'de zikrolunan maadinler var. Olar kim sayabilirim amca? Kur'an-ı Kerim'de zikrolunan madenler var. Buyurun. Aleykümselam. Zeki mola zeki Özmüzel. Allah razı olsun. Ramazan'ı kutlarım. Orcu da kabul olsun inşallah. Aminim oğlum hadi. İnşallah. Sorumuz dedi Kur'an-ı Kerim'de zikrolunan madenler var. Nelerdi onlar? Hadit, alüminyumdu. Alüminyum yoktu. Şey nuhası. Nuhası haditi. Zikrolunuptu. İşte bunlardı. Altındı. Altın da zikrolunuptu. Gümüştü. Gümüştü bunlardı hocam. Doğru. Evet. Sağ olasın. Bu Kervan şirketimizden güzel bir hediyemiz var sizlere. Buyurun. Teşekkür ederim programa katıldığı için. Sağ olsun, memnunum sizden. Kırım teşekkür ederim. Bu gelme huzur, ayrıca sağlık. Sağ olun, eyvallah. Çok memnunum sizlerden. Evet değerli izleyenler, işte geldik son sorumuza. Bakalım insanlarımız burada güzel abilerimiz ne şekilde cevap verecekler. Abilerim o zaman son sorunu sizler için sorağın. Bir peygamberin babası da peygamberiydi. Kocası da peygamberiydi, kocasının babası da peygamberiydi. Buyurun. Tanıyabilirsiniz. Sağ ol. Barbaros Muhammed İzzet Hattat. Hazreti Yakup. Hazreti Yakup. Ha. Adem. Hazreti Yakup'un oğlu. Vallahi. Yusuf. Babası peygamberiydi. Babasının yani kocası da peygamberiydi. Kocasının babası da peygamberiydi. Memnun olduk sizden. Çok sağ ol. Buraya geldik uzağa. Zaten bu bizim için bir şerefti. Türkmen ile hapsini görseydiniz. Çok memnun sizden ve Kervan Şirketi'nden. Çok sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederim. Gerçekten de bizler bugün burada güzel şekilde ağırladık. Biz de sizlerden memnunuz efendim. Allah sağ ol. Allah razı olsun sizden, sizden de ve Kervan Şirketi'nden. Evet, inşallah o güzel bir hediyemiz var sizlere Kervan Şirketi'nden. Buyurun. Çok tebrik ederim sizlere. Teşekkür ederim size de. Memnunum sizden. Sağ ol gelme oda. Çok sağ olun. Eyvallah. Evet değerli izleyenler, işte güzel camimiz Sultan Mehmet Fatih Camisi'nden sorularımızı abilerimize sorduk. Onlara güzel yanıtlar aldık ve şu anda bu caminin İmam Hatibi ile birlikteyiz. Onunla güzel bir muhabbet halinde olalım. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Allah razı olsun. Sağ olun. Ben Mulla Ali Hamamçı. İmam Hatip Cami Sultan Mehmet Fatih'in. Çok memnun olduk sizlerden. Teşekkür ederek de başta sizlerden bizler çok güzel ağırladınız bugün bu cemaate. Ve Saudi Ramazan'ı kutlarım inşallah orucu ve duayı kabul oluyor ya Rabbi. Allah razı olsun. Zaten biz sizden memnunuz. Çok hoş gelipsiz, safalar getiripsiz. Avadan yetiyoruz. Teşekkür ederek siz. O sizin güzelliğiniz inşallah. Yaşar biraz bu cemaatten bahsetsem. Bu cami Sultan Mehmet Fatih 2006'da Hepsevin insanlar yardımıyla yapıldı. Bizim hocamız Üstad Mullah Abdurrazak Hürmüzlü bu işe kalktı. İşrafıyla Hepsevinler yapıldı. 2006'da Ramazan'da iftitah ettik özünü. Ama 5 mahal namaz kılardık içinde. Allah'ın fazlına ve mantıka halkın gücüyle yani şeyiyle yardımıyla 2010'da ilk cümanı hutbe verdik burada. Ha, şu ana kadar yani cüm'a devam bir şekilde. Türkmenca da hutbamız burada elhamdülillah. Güzel, ya Rabbi inşallah böyle güzel vücudunuzu ispat edersiniz burada inşallah. Ramazan'a yine demek istersiniz? Vallahi Ramazan özü hayır bereket. Yani sahabiler daima dua ederdiler Allah subhanehu ve teala kısmet yetsin özlerine imanla, güçle, kuvvetle oruzluğu tamamlı bir şekilde yaparsınlar. Ondan sonra dua ederdiler ne? Allah kabul etsin özlerine.
Ve Ramazanımız elhamdülillah xeyir bərəkət. Mehmet üzerine ya Rabbi inşallah hayır bereket olsun. Vakirvan şirketimizden güzel bir hediyemiz var sana. Buyurun. Çok teşekkür ederim sizlerden. Sizden Allah razı olsun. Biz her insan hayır seven, yardım eden Allah razı olsun. Özellikle yani bu ayda da yani bu sizi uzağınızın yoluyla bir çağrı yani zenginlere yahut da bizim milletimizde çok fakir var, çok ağırlık kısa vardı. Onun için bu Ramazan'ı istiqlal ile onu yardım eyle onun özlerine. Özellikle bizim milletimizde. Aynen Kervan şirketinden bir hediyemiz var sana. O da aynen onu tasarrufu da bırakarak ya Xadim Cami olsun ya da mantıqa uzlu olan bir insana versiniz. Onun Allah sizlerden. Valla bizde şeydi, bir arkadaşımız var bu Ayşe. Ha, daima caminin hizmetini. O da inşallah ben müzekki Allah yâlem müstahil miyim? Memnun olduk sizlerden. Çok teşekkür ederiz. Biz memnun olduk. Allah razı olsun. Sağ olasın. Var. Hayat memnunum. Sağ olasın. Memnunum var. Çok teşekkür ederiz sizlerden ya Şeyh. Gerçekten güzel ağladınız bizleri. Memnun olduk sizlerden. Biz memnun olduk. Başımızın gözümüzden üzerine. Ya oradan iyi. Çok teşekkür ederiz. Evet değerli izleyenler, işte güzel sorularımız sorduk bugün abilerimizden. Bakalım bugün neler sormuşuz, bir tekrarlayalım. Efendim bugün sorduk, ilk sorumuz, ilk genç İslamiyet'e doğru ilerledi ve İslam oldu. Kimdi? O da Ali bin Ebi Talip değerli izleyenler. Sonrasında Peygamber Efendimiz'in şairi kimdi? O da Hasan bin Thabit'iydi. Sonrasında Mekke'nin açılışı ne zaman oldu? O da 8 Hicri'de Ramazan'ın 20'sinde olmuş değerli izleyenler. Sonrasında bir suremiz, gezegenlerin birisinin ismi. O da ay değerli izleyenler, surat kamar yani. Sonrasında sorduk, ay kimin için ikiye bölündü? O da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için bölündü. Sonrasında yine sorduk, Fatiha suresinin diğer isimleri olduğunu, o da kitapların anası ve Veseb el-Methani olduğunu öğrendik abilerimizden. Sonrasında oruç İslamlar üzerine ne zaman farz olundu? O da ise 2 Hicri'de farz olunmuş değerli izleyenler. Sonrasında Kur'an-ı Kerim'de zikrolunan madenlerden sorduk abilerimizden. Altın olduğunu öğrendik, gümüş ve diğer madenler olduğunu öğrendik daha doğrusu abilerimizden. Sonrasında bir peygamber, onun babası, onun dedesi ve dedesinin babası aynı şekilde peygamber imiş. O da Yusuf Aleyhisselam'ın babası ve dedesi ve dedesinin babası aynı şekilde peygambermiş değerli izleyenler. İşte bugün sorularımızı güzel semtimizde bulunan Sultan Mehmet Fatih Camisi'nden gerçekleştirdik. Konya semtinden gerçekleştirdik. İnşallah biz yarın güzel bir yerde olmayı temenni ediyoruz. Ve son olarak da Kervan Şirketi'ne tekrardan saygılarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Unutmayın, bilen kazanır.